Kur'an anayasadır lafı hakikaten bu yaşa gelene kadar neredeyse benim dışımda tüm Allah'ın kullarının ağzından işittiğim bir laf ola gelmiştir. Hiçbir geçerliliğini de göremememe rağmen nasıl da yaramaz şeyler insanlar arasında densiz, tutarsız, mesnetsiz şeyler bu kadar çabuk yayılır. İnsanı şaşırtmaktan başka bir noktaya getirmiyor. Anayasanın ne olduğunu bilmeyen ya da bilmesine rağmen ne olduğunu bilmeyen büyük kalabalıklar karşısında o kalabalıkların rızasını kazanmak için bildiği halde böyle kullanan pek az da olsa insanların yaydığı bir deyimdir. Gerçeğin bir ifadesi olmaktan da uzaktır. Kur'an anayasa değildir, olamazdır. Zira anayasa denilen şey, yani teşkilat-ı esasiye eski deyimiyle, teşkilat-ı esasiye, esas teşkilat kanunu denilen şey, belli bir teknikle hazırlanan, zaman içerisinde değişebilmesi mümkün olan ve değişebilen esas yasaların oluşturduğu yasaya denir ki, özetle bugün anayasa diyoruz. Kur'an hem bu tanıma uymaması açısından anayasa değildir, ancak anayasanın kaynağı olur. Yani anayasal hükümlerin kendisinden çıkarıldığı kaynak. Mesela demokrasilerde örf, gelenekler, bilmem neler ve başka şeyler, insanlar arası ilişkiler, öteler, berler, milletler arası kurallar, öteler, berler, anayasanın kaynağı olarak mütala edilirler. Örneğin, kendisi değil, yani anayasa değil, anayasanın kaynağı. Anayasa yapılırken kendisinden esinlenilen şeyler, kendisinden hükümler çıkarılıp anayasa denilen şeyi oluşturan kaynak. Bu anlamda İslam, İslami bir anayasa ancak Kur'an'ı kaynak sayan, Sünnetullah'ı kaynak sayan, yerine göre de Sünnet-i Resulullah'ı kaynak sayan bir anlayışla ortaya konulan hükümlerin toplamı ancak İslami anayasa olabilir. Yoksa Kur'an'ın kendisine anayasa demek kadar abes, yanlış bir tanım olamaz. Böyle diyenler ya anayasayı bilmiyor, ya Kur'an'ı bilmiyor denir.